Bizim YouTube'da en çok izlenen videolarımızdan bir tanesi açlık beynini besler mi videosu. Evet, rekor video. Hocam onu tekrar bir soralım. Onu bir revize edelim. Açlık beyni besler mi? İnsanın fabrika ayarlarının en önemli maddesi, ikinci madde az çeşitli ve aralıklı yemek olarak zikrettiğim ve insanın fabrika ayarları üçlemesinin birinci cildinin yarısını kaplayan bir mevzu bu. Tabiat her zaman açık büfe ve endüstriyel gıda sunmadığı için canlılara, canlılar kendi ortamlarında bulunan doğal besin maddeleriyle iktifa ediyorlar ve kendi ihtiyaçlarıyla, tüketimleriyle tabiatın sundukları arasında doğal bir denge yakalıyorlar. İnsan da bundan ari değil. 300 bin yıldır dünyada olan insan çok fazla yakıt tüketen beyin gibi bir organa sahip olduğu için özellikle çok fazla yemesi gereken, fazla kalori alması gereken bir canlı ve bunun içinde çok ciddi bir zamanını yiyecek aramaya, yemek kaynakları bulmaya harcamış muhtemelen atalarımız. Özellikle işte pişirme falan diye bir şey icat ettikleri için de önceden besinleri dışarıda böyle biraz sindirip vücutta daha kolay parçalayabildikleri için kısa zamanda hızlı enerji almanın yolunu keşfetmişler. Böylece işte beynin büyümesinin önü açılmış falan filan diye standart bir anlatımız, bir hikayemiz vardır konuyla ilgili. Fakat insan her ne kadar iştahlı da olsa, çok enerji ihtiyacı da olsa tabiatta onun isteklerini her an karşılayacak bir ortam bulmak mümkün değil. Ben yemin ediyorum şöyle bir sahne gördüm Antalya'da bir otelde. Antalya'da otel deyince ne anlatacağımı fark etmişsinizdir. Yani bir açık büfe var ki, ya açık büfenin herhangi bir masası Etiyopya'daki bir köyü 10 yıl doyurur. Yani o kadar malzeme var ve böyle 30 tane masa var. Bir arkadaş gördüm, yani bir arkadaş vardı etrafımızda. Bütün masaları gezdi gezdi, dedi ki yiyecek bir şey de yok burada dedi ya. Gezmen yarım saat sürüyor. Adama beğendiremedik oradaki çeşidi bilmem neyi. Halbuki de gayet de güzel, sağlıklı, sağlıksız, her türlü seçeneğin olduğu bir yerde. İnsanın gözünü doyurabilmen mümkün değil. Bizim Türklerin açık büfe maceralarını biliyorsun. Cem Yılmaz çok güzel anlatır, böyle kenara altlık yap, üstüne yığdır. Masada cenaze bırakmak pahasına fazla fazla besin alıp gözümüzün doyması imtihanına maruz kalırız her zaman. Çünkü bu içten bir yerden bir doymamışlık, bir iştah hali var. Atalarımızdan geliyor. Tabiatta biz yokluğun çocuğuyuz. Çok az koşulda böyle leziz yemekler, etler, sütler bir şeyler bulabiliyorduk. Glikoz dediği, şeker dediğin şey arada bir denk gelirsen işte ufak tefek meyvelerde ya da arı kovanlarında bulunuyordu. Arı kovanlarını avlamak, bir yani onları ele geçirmek bile çok riskli olabiliyordu çoğu zaman ama insanlar o şekerin vereceği enerjiye o kadar muhtaçlar ki, var belgesellerde falan izliyorsunuz, insan neler yapıyor o bala ulaşmak için, mesela ayılarla tebelleş olmayı göze alıyor. Which is exactly what we at John West want. Şimdi tabiatta bu kadar yoklukla mücadele ederken sürekli tabii aç gezmek gibi bir kaderin var. Ve aç kaldığın zaman da normalde ne oluyor bizim modern insana? Aç kalınca böyle bir tepesi atıyor, siniri bozuluyor, performanstan düşüyor falan. Atalarımızın böyle düşük bir performansta tabiatta hayatta kalmasını beklemek saçmalık. Dolayısıyla şöyle bir şey olmalı diye hipotez kuruyoruz. Yani açlığı acaba vücutları için avantaja çevirmeyi bir şekilde becermiş olabilirler mi acaba diye bir düşünce geçiyor aklımızdan. Tabii zaman makinesine binip geçmişe gidemiyoruz. Ne yapacağız? Bugünkü insana bakacağız. Atalarının böyle bir özelliği varsa bunlarda da benzer bir şey olabilir diye. Bugün haftanın iki günü sadece günde 16 saat açlık çektiğinizde vücudunuzdaki birçok kronik hastalık geçiyor. Beyninizin çalışma sistemi düzene giriyor. Çok daha uzun süre dikkatinizi toplayıp fiziksel ve zihinsel performans gösterebiliyorsunuz. Intermittent fasting ya da aralıklı oruç dediğimiz bu rejim bugün birçok tıp uzmanı tarafından insanlara, hatta hasta olmayan normal insanlara da hayatlarında uygulamak üzere öneriliyor. Şimdi bugün net olarak bildiğimiz bir bu. İkinci, orta yaştan itibaren kalori kısıtlamayı becerdiğin zaman, yani aldığın kaloriyi üçte bir ya da daha az azalttığın zaman ömrün uzadığını biliyoruz. Yani bu tıbben bildiğimiz tek ömür uzatma yöntemi. Şimdi bunların hepsini topla. Ya bizim ayarımızda demek ki aç kalmak var. Aç kalınca vücuda iyi geliyor. Bir şeyler oluyor yani. Fakat günümüz insanında şöyle bir sorun var. Açlık bir eziyet gibi. Akşam acıktığımız zaman çoğumuzun gözü kararıyor. Yatmadan önce ağzımıza burnumuza bir şeyler tıkmadan, mesela o hazzı yaşamadan uyumak istemiyoruz. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür diye sabah tok kalksan bile illa bir yumurta, sucuk bilmem bir şeyler yapacaksın, gömeceksin sabah. Üç öğün yemek diye bir şey var. Devamlı aralarda tepiştirmemiz gerekiyor. Ve ha babam de babam vücudumuz sindirimle, yükselen ve düşen kan şekerinin dengesini bulmakla falan
günlerimizi heder edip geçiriyoruz. Halbuki günde 16 saat aç kalmak demek, bunu insanlar hayatlarını oturtturmaya başladığında görüyorlar. Gerçekten 10 küsür saat aklına yemek gelmeden yaşayabilmek demek. Fiziksel olarak gayet üstün performans gösterebilmek demek. Zihinsel olarak oldukça keskin bir performansa sahip olabilmek demek. Bunu deneyimleyen herkes zaten birebir görüyor. Çünkü atalardan gelen açlığı avantaja çevirme, bugünün modern insanının aynı daha önce konuştuğumuz sezgisel devreler gibi kullanmayı unuttuğu bir yetenek. Ve biz yavaş yavaş onun yerine açlığı katlanılmaz bir sıkıntı olarak kodlamış modern zamanın insanlarına dönüşüyoruz. Mesela sakinleşmek için eğer özellikle sigara, alkol falan gibi kötü alışkanlıklarımız da yoksa genellikle ağzımıza bir şeyler atıp çiğneyip yutma yolunu seçiyoruz. Çünkü dikkat edin, tabiatta bu kadar az, bu kadar kıt besinin olduğu bir yerde besine karşı müthiş bir şevk, zevk, ihtiyaç ve lezzetle donatılmış olmak çok normal. Çünkü bir şevkin, lezzetin olacak ki arayıp bulacaksın o yiyeceği. Ama şimdi dolabı bir açıyorsun, bin bir çeşit yiyecek var. Akşam canın sıkkın, bas dondurmayı, bas cipsi, bas turşuyu, bas bilmem neyi. Yavaş yavaş antidepresan olarak vücudumuzu çerçöple doldurur hale geldik ve açlığa dayanamaz hale geldik. Halbuki dediğim gibi İrfan'ın ikinci ayarını şöyle detaylı bir okursanız, açlık adeta bir ameliyat gibi. Vücudunuzdaki birçok sorunu otomatikman halledilebilecek. Birlikte yaşamayı öğrendikten sonra birlikte yaşaması çok zevkli. Hatta yoldaki en önemli dost ve yardımcılarımızdan bir tanesi olmaya aday bir vücut sinyali. Burada detaylarına girmeyeyim ama sadece açlık durumunda vücutta salgılanan bir 8-10 tane hormon var. Onların listesini ve etkilerini İFA 1. kitaba koydum. Yani sadece mesela grelin hormonunun, sadece efendim o insülinin dengelenmesinin vücuda olan faydalarına şöyle bir göz attığımız vakit, işte o glikagon hormonu ile insülinin dengesine, nöropeptit yeğenin ettiklerine, beyindeki dopamin miktarının açlıktan nasıl etkilendiğine falan bir baktığımızda şunu göreceğiz. Açlık hali güzelce tanışılıp ahbap olduktan sonra, hemen değil, ahbap olduktan sonra bize çok iyi gelen bir durum. Neden ahbaplığı vurguluyorum? Şu anda açlık diye hissettiğimiz şey aslında açlık değil çoğu zaman. Eğer günde 3 öğün yemek yiyorsak, yarın öğle yemeğinden sonra akşam acıkmamızın tek sebebi kan şekerimizdeki suni düşüşe bağlı olarak yiyecek bağımlılığı yoksunluk reaksiyonu. Yani hemen bir daha midemize bir şeyler doldurma, o lezzetleri bir daha alma konusunda bir bağımlılık refleksimiz var. Biz bunun adına beslenmek diyoruz ama aslında beslenmek değil, vücudumuzu maalesef çerçöple doldurmakla uğraşıyoruz. Vücut mideyi ne kadar boş bırakırsanız gün içerisinde kafa o kadar iyi çalışıyor. Bu arada internette 7 günlük 10 günlük açlık su rejimleri falan var. Coşmayın, böyle bir şeyin sağlıklı olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Günde en az bir kere yemek yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu el mecbur, yani bu yenecek. Onun da saatini, cinsini kendinize göre ayarlarsanız çok akıllıca bir şey yapmış olursunuz. Açlık beyni besler, hatta beyni en iyi besleyen şeylerden bir tanesidir diye konuyu bağlayayım. Hocam ama burada bir şeyden bahsetmemiz gerektiğini inanıyorum. Geçmişte atalarımızdan kalma bir şey olarak bahsediyoruz. Bunun uygulanması için sadece açlık beyni besler deyince bazı insanlar kendilerini aç bırakmaya başlayacaklar. Bu ister istemez beynimi daha yüksek kılayım, performansım artsın. Ama bu böyle bir şey değil. Bunu bir hatırlatalım. Bu direkt karar verecek. Yarın kendimi aç bırakayım denecek bir durum değil. Hiç değil. Çok doğru. Aksine kontrolsüz yapılan bu tarz diyetler, kontrolsüz yapılan bu tarz aç bırakmalar sadece fizyolojik değil, psikolojik sorunlara da neden çok olacaktır. En çok da depresyonla yüz yüze gelme ihtimalimiz artabilecektir. Ben iyi bir şey duydum internette. Açlık beyni besliyormuş deyip sadece duyduğumuz şeye saldırmamamız lazım. Onu iyice okumak, algılamak. Harika bir şey söyledin. Çok önemli bir noktaya temas ettin. Şimdi uzman görüşüyle yaşamaya çalışmak gibi, hani hakikaten burnumuzu çukurdan çıkarmayan bir kötü alışkanlığımız var. İnternette izlediğiniz bir videoda efendim böyle işte gözlüklü sakallı ve gür saçlı bir akademisyen size bir şey söyledi diye o duyduğunuzda Hazal'ın dediği gibi hareket etmeye kalkarsanız genellikle büyük problem yaşama riskiniz var. Sıklıkla neye referans veriyorum dikkat edin. İnsanın Fabrika Ayarları diye bir kitabın içinde yazdığım bir şeylere, yani bir gidip onu okumak, onu anlamak, kendi vücudumuzu tanımak, ona göre ciddi bir dönüşüm programı dizayn etmek. Yani ben bu halimden şu halime döneceğim de bu bir gecede olmayacak. Buna nasıl gidebilirimin yollarını araştırmak. Mesela biz bu kitabı yazdık ama yetinmedik. Açık beyin içerisinde bu konuda başta sevgili İlker Çağlayan olmak üzere birçok eğitimci arkadaşımızın nasıl, how to eğitimleri var. Yani
nasıl yapacağım da ben bu dönüşümü sağlayacağım? Mesela hakikaten böyle karbonhidrat bağımlısı, tatlıyı çok seven bilmem ne birisi. Ben bugün tatlıyı kestim, gündüz de yemek yemeyeceğim diyorsa 3. gün cinayet işleme riski var. Ya da düşüp bayılır, bir sürü problem yaşayabilir. Vücutla böyle oynanmaz. Biz kalıcı bir yaşam tarzı değişikliğinin gerekli olduğunu ve bunun da öyle bir gecede olmayacağını uzun uzun anlatmaya çalışıyoruz. Aynen Hazal'ın hatırlattığı gibi bu bilgi bizi öğrenmek ve dönüşmek üzere harekete geçirmekte işe yarıyorsa faydalıdır. Yoksa ben bir şey duydum abi bundan sonra aç gezeceğim, bu akıllıca bir karar değil. Benim bu konudaki dönüşümüm 3-4 yıl almıştır. Yani şu anda da tam %100 ideal dönüştüğümü söyleyemem ama kendimce çok şükür daha iyiyim eskisine göre. Yemeklerimi azalttım ama bunun için çok ciddi olarak fizyoloji bilgimi masaya koyup uzmanların dediklerine şöyle bir bakıp bir şeylere karar vermem gerekti. Sizinle o karar verdiğim şeyleri paylaşıyorum ama biraz vakit ayırıp kendimizle ilgilenmemiz, kendimizi duymamız lazım. Mesela bazıları diyor ki hocam ketojenik diyet iyi bir şey mi? Ya abicim ben seni tanımıyorum ki mailde nasıl diyeyim ben sana böyle bir şey? Seni bir görmem lazım değil mi? Birinin seni muayene etmesi lazım. Bir kronik hastalığın var mı? Nerelisin? Ne yiyerek büyüdün? Vücudun neye alışık? Sen nasıl bir insansın? Tepen atık mı? Tiroid hormonunun düzeyi kaç? Bunları bilmeden böyle hap bilgilerle lütfen harekete geçmeyin. Beslenme çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir şey. Her ciddi şeyde olduğu gibi dikkat ve zaman ister. Bu hatırlatma da çok önemliydi. Teşekkür ediyorum Azal'cığım. Ben teşekkür ederim hocam. Bunu hatırlatmadan geçmek istemedim. İyi yapmışsın. Çünkü ben biraz böyle hebe hebe anlatıp kitaba referans veriyorum ama video tüketim çağında bunu sıklıkla hatırlatmamız gerektiği çok doğru. Ben arada bir unutabiliyorum. Bak niye Hazal'la yapıyorsun? İşte bu yüzden yapıyorum. Bak boşuna o kadar emek verdik. Çocuk ne oldu? Cin gibi oldu bak. Hemen yakalayayım.